biz Girona'ya geldik. Girona, Barcelona'ya tamına trenle 38 dakika uzaklıkta bir şehir. Tren ücreti de gidiş dönüş yaklaşık kişi başı 25 euro civarını aldık ama önceden internet olmasını sanırım daha uygun alabiliyorsunuz. Geldik buraya tren garından bir 15 dakikada nehre ulaştık. Nehir kenarında böyle renkli renkli evlerle kurulmuş bir eski şehir. Bu şehrin birçok insan için farklı bir önemi daha var. Game of Thrones'un birçok önemli sahnesi burada çekilmiş. Şu arkada böyle ucunu gördüğünüz, birazdan ziyaret edeceğimiz Girona Katedrali. Bu sezon 6'daki şey, yüksek rahiplerin tapınak yeri olan yer, işte orası. Onun dışında bu Arya'nın özgür şehirde yaşadığı şeyler, işte savaşmayı öğrenmesi, orada dilendiği merdivenler falan. Onların hepsi de Girona şehrinde yer alıyor. Birçok böyle akılda kalıcı sahne burada çekilmiş. Sadece bunun için Game of Thrones turu yapmaya gelenler de var. Nehrin ismi Onyer. Tren garından nehre ulaştığınızda böyle birkaç tane köprü var. Şimdi biz direkt bu yakınımızdakinden evlerin arasından gireceğiz. Öbür köprüden geçerseniz de bir başka, yine buradan ucunu gördüğünüz diğer önemli katedraline ulaşıyorsunuz şehrin. Zaten bütün Old Town bölgesi de bu binaların arkasında. Hepsi de yürüme mesafesinde. Şimdi biz oraya doğru gezmeye gideriz. Şimdi her yerde şu sarı kurdelelerden var. Sanırım Katalan bağımsızlığını temsil ediyor. Birçok balkonda da böyle zaten Katalan bayrakları asılı. Katalan milliyetçiliğinin yüksek seviyede olduğu bir şehir diyebilirim. Evet, karşımda Basilica Sant Feliu görünüyor. Katalan bayrakları demiştim. Solda görüyorsunuz. Her katta asılmış. Evet, şu anda Saint Mary Katedrali, yani aslında Girona'nın ya da Girona'nın merkez katedralinin önündeyiz. Game of Thrones'ta hangi sahneden hatırlayacaksınız burayı? Bu Prenses Margaret'ın, hatta o zaman artık Kraliçe Margaret'ın 6. sezonda burada böyle arınma yürüyüşü yaptırmak üzerelerken rahipler, Jaime Lannister ve Tyrell ailesi geliyor. Burada onu durdurmaya çalışıyorlar. Şurada şöyle arkada merdivenle atlılar, mızraklar falan beklerken bir sahne var. Fotoğrafını bulursam gösteririm. Tabii ne yapmışlar? Katedralin karşısı aslında şu anda duvar ve eski böyle şehir evleri. Ama oraya güzel bir deniz haline getirmişler. Editleyerek. Arkada sanki böyle deniz ve açık bir okyanus varmış gibi görünüyor. Westeros'un kalbindeyiz yani aslında. Sept of Great Baelor diye geçiyordu dizide. Bu yüce rahiplerin takıldığı yer burası. Gerçek hayattaki tarihine bakarsak da binli yılların başında aslında başlıyor burada dini yapılaşmalar. Ama gördüğünüz halini, en son halini 18. yüzyılda alıyor. Kan Kulesi vesaire sonradan ekleniyor. İçeride bahsettim, biraz içeriği de gezdik zaten. Burası en geniş gotik katedrali dünyanın, 22 metre genişliğinde. Gerçekten bayağı böyle görkemli bir yapı. Mutlaka gelmişken Girona'ya bilmiyorum. Gezilmesi, görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Hop, dış bölümüne çıktık. Aslında içerinin dışarısı. Hediyelik eşya dükkanıyla son buluyor turumuz. Game of Thrones fanlarının hatırlayacağı, çok güzel hatırlayacağı bir yerlerden bir tanesi burası. Gerçek adı Saint Dominic's merdivenleri. Burada Arya'nın böyle marketten atladığı, kaçtığı falan böyle sahneler vardı. Yani şu anda aslında Braavos, bu özgür şehrin sokaklarında dolanıyoruz. Onların çekildiği yerlerde. Game of Thrones bir tarafa bırakırsak, şehir gerçekten bir süredir gördüğüm en böyle etkileyici tarihi şehirlerden bir tanesi. O yüzden Game of Thrones izlemiyorsanız da çok keyifle gezebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle çekileyim merdivenleri, manzarayı görün. Şimdi Girona'nın surlarına tırmanacağız. Şurada bir tane minik kule gibi bir şey var. Orada merdiven var. Oradan çıkıp şu köprüden geçip surlarda yürümeye başlayacağız.
köprü aşağıda kaldı. Fazla yukarı çıkmışız. Yürüyelim, yürüyelim. Durmayalım. Şehir duvarlarına tırmanıyoruz. Bayağı güzel korunmuş. Hakikaten çok şey böyle gotik. Güzel bir yer. Surların içinde böyle istediğimiz gibi yürüyebiliyoruz. Gelip Barcelona'ya gezip dönmeyin. Sakın buraya da gelin. San Dominik Torre. San Dominik Kulesi. Son bir merdivenimiz var. Evet, kuleye çıkınca ne görüyoruz? Artık çoğunu tanıdık zaten. Biz direkt kendimiz bakalım. Katedrali görmek mümkün değil zaten. Surların devamı şurası. İnsanlar yürüyor. Bu surlarda hiç Game of Thrones sahnesi çekmemişler mi acaba? O da çok uygun. Araştırdıklarımda bulmadım ama belki çekilmiştir. Karşısı yeni kısmı. Orayı da göstermiş olalım ama normal bir şehir. Asıl olay burada. Bir şey söyleyeceğim, mutluluktan öleceğim. Öyle bir yer burası. Bir tane de kemancı amca var şurada. Bütün böyle duvarlar, işte bahçeler, parklar, Eskişehir falan hepsi bütünleşti şu an. Bu tarafı şöyle şu duvar üstünden göstereyim. Jardins de los Alemanos gibi bir Alemanos, evet. Alemanos bahçeleri gibi bir ismi var. O tarafa doğru geçiyor. Ama biz şimdi Eskişehir'den uzaklaşmadan içeri doğru geri döneceğiz. Bu arada çok güçlü böyle yüksek surları var şehrin. 25 kere fethedilmeye çalışılmış. Sadece 7'sinde başarılı olunmuş. Oldukça korunaklı bir şehirmiş Girona. Her şeyin resmini çekmek istiyorum, öyle bir yer. Turlar bitti. Bu da şehrin, eski şehrin sokakları. Katedralin arkasına mı çıktık? Burada ne varmış? Aa, ne şirin. Şurada dinlenelim biraz. Burası da Arap banyoları. Yine Game of Thrones'da Arya'nın dövüşmeyi öğrendiği yerde. Tabi orada biraz daha geniş göstermişlerdi. Göz biraz daha küçükmüş. Bakalım şurada bilgiler var. Yapıyı anlatıyor. Tarihi yılında 1700'lere 1200'lere dayanıyor. Bölümler var. Sanırım bir kuyuymuş burası. Ha, hamam olduğu belli işte üstündeki şu şey yapılardan. Böyle değişik bir yer. San Feliu Bazilikası'nın içindeyiz. Bazilika'nın içi. Eğer büyük katedrale girdiyseniz aynı biletle buraya da girebiliyorsunuz. Biletinizi atmayın, aynen. Burada da Ödegard veriyorlar ama bizim vaktimiz yok, trene yetişeceğiz. O yüzden şöyle içini görüp çıkalım.